Acun Doğuskan'ın kitap Edebiyat Gaydi programı Galip Çağlı Ustaların Çağı'nın yepyeni bölümü 13. baba bölüm 65. bölüm yani ile karşınızdayız ve tabii bu noktada programımızın kıymet tacısı Yo, isim yok babası artık değil. söylemeyeceğim isim Tamam. babası demiyorum Evet. programımızın değerli hocası yorumlarıyla bizi aydınlatan değerli hocası Eyvallah. Galip Çağlı hocama merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hocam nasılsınız? İyiyim. İyiyim anlasın. Siz değilsiniz inşallah. Valla iyi diyelim iyi olsun be hocam. Şey gibi iyi diyelim iyi olsun be hocam. Siz nasılsınız hocam falan bir yüzünden. Böyle gitsin şey Trakyalılar gibi. Ne Trakya yapıyor? ne Aynen be. yapıyor? Aynen Aynen hocam. Şimdi 64. bölüm çok uzun oldu. Evet, bu sefer 40 kısa. 40 40 falan gördük herhalde. Şey gördük yani şeyle birlikte. Bu sefer o yüzden hiç şey yapmıyorum ama işin enteresan tarafı bu aralar bizden olan kitaplarla gidiyoruz. Yani Evet. bizden derken şahsi olarak kendi alanımız açısından hocam. Evet. Pay Sokağı zaten sizin için çok değerli bir kitaptı. Çocuk yani hayatınız için önemli en önemli kitaptı belki de yani öyle söylediğiniz açıdan. Şimdi de bizim coğrafyadan yani Balkanlardan Evet. ve Balkanların yetiştirdiği belki yani 20. yüzyılın başında yani 20, 19. yüzyılın sonunda çok büyük bir lider çıkarttı. 20. Evet. yüzyılda da çıkarttığı belki en büyük liderlerden Doğru. biri. Bize göre de belki en büyüğü olan Ali İzzet Begoviç için Doğu Batı arasında İslam adlı eseri Doğru. üzerinden konuşacak. Çünkü bizim hani hatırlamayanlar için şunu da söyleyeyim unuttum aslında. Baba bölümler fikir kitapları Doğru. üzerinden gittiğimiz bölümler. Hani ilk defa izleyen varsa da niye böyle oldu falan derse şaşırırlarsa bilmiş olsunlar. O yüzden Ali İzzet Begoviç ve Doğu Batı arasında İslam mı konuşacağız? Dediğim gibi çok böyle sözü uzatmıyorum. Bu sefer kısa bir olabildiğince kısa bir bölüm yaratalım diye uğraşıyorum. O sebepten dolayı şey hocam söz sizin buyurun. Eyvallah, sağ olun, var olun. Yaklaşık bir aydır böyle bir değişik vesilelerle, aslında böyle plansız ama böyle bir talebe de bağlı olarak Ali İzzet Begoviç videoları çekmek konusunda böyle bir baskı var. Bir yandan seminerler veriyoruz. Şimdi Bolu'da bir 4 derslik bir atölye yapmıştık. Üçü bitti, dördü gelecek. İşte Diyanet'le alakalı bir program yaptık. Birkaç tane konuştuk. Ve burası da böyle bir döndü geldi. Madem böyle gidiyoruz, burada tamamlayalım artık bu süreci dedik. Yani bu 3, 4, 5, 6. Ali İzzet Begoviç programımız olacak. Son 1,5 aylık bir periyotta. Şimdi 2 gün önce bir yüz yüze programda İnanın Bey'le bu sefer Ali İzzet Begoviç, Hermann Hesse ilişkisini birazcık konuşmuştuk. Şimdi de Ali İzzet Begoviç'in bir kitabını konuşalım bu programın da muvacihesinde. Aslında özünde temel motivasyonumuz şu: Ali İzzet Begoviç birçoklarının zihninde bir savaş kahramanı. Hep söylüyoruz. Bosna Hersek 1992-95 arasındaki savaş ve bu savaş vesilesiyle işte biz böyle Aliye'yi hep kamuflajıyla ordusunu selamlayan bir başkumandan, bir savaş kahramanı gibi değerlendiriyoruz. Bir grup ısrarlı bir şekilde Ali İzzet Begoviç'i sürekli böyle sanki bir vaiz edasıyla mottolar yazan, yayınlayan ve tamamen İslam dini muvacihesinde fikirler beyan eden bir din adamı gibi lanse ediyor ya da bu şekilde bir figür oluşturmaya çalışıyor gibi ya da anlatıyor gibi geliyor. Ben de ısrarla böyle birkaç yerde konuştuk. Aliye'nin aslında tüm bu ikisini de içine alacak şekilde aslında çok güçlü bir entelektüel olduğunu ifade ederken, hani ona böyle isnat edilen bir bilge krallık meselesi var. Ya bu bilgeliğin temelleri nedir? Bir bilge krallık, bilgelik nereden mütevellit, nereden gelir? Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Tüm bunlar böyle bir araya gelince Aliye'nin biyografisiyle Doğu Batı arasında İslam kitabı çok çok örtüşüyor. Ali İzzet Begoviç biraz bu kitabı anlatmak ister ki, çünkü bu kitap böyle oturulup yazılmış bir kitap değil aslında. 1944 yılında liseden mezun olduğundan itibaren, yani bunun öncesi var ama 1944'ten itibaren Aliye'nin düşünceleri, o dönemin mevcut baskıcı yönetimleri ve Aliye'nin karşı durduğu muktedirler bağlamında Aliye'yi bir hedef haline getirmişti. Yani 18-19 yaşında bir çocuk o yıllarda şimdiden devlet için bir tehdit görülmüş ve hapis cezasıyla karşı karşıya da bırakılmıştı. Aliye bu manada kendi hayat düzeni içerisinde özellikle lisenin ortalarına kadarki dönemde çok güçlü bir komünist propagandanın hakim olduğu evrenin içinde yetişmiş. Bu evrede bundan çok fazla etkilenmiş, çünkü hem başta Bosnaklar olmak üzere, Bosnalılar olmak üzere kendi dönemi içerisinde
ezilen, bükülen, haksızlığa uğrayan, mazlum halklar meselesi söz konusu olduğunda bu komünizm propagandasından da etkilenmişti o dönem. Bir açıdan bakıldığında kendi ifadelerinden yola çıktığını anlıyoruz ki Aliye o dönem kendince bir takım sorgulamalar da yapıyordu. Fakat bu sorgulamalar yapılıyorken de İslam'ın ve Müslümanlığın genel durumuyla, haliyle alakalı olan fikriyatı da hiç değişmemiş. Netice itibariyle bugün Doğu Batı arasında İslam adıyla da bilinen buna böyle abide demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Aliye'nin anlattıkları Doğu Batı arasında İslam'da eğer böyle bu kitabı okuyanlar isminden etkilenip işte bir tefsir kitabı ya da bir ilmihal kitabı gibi bir şey bekliyorsa tabii çok bunu karşılamayacak derinlikte bir entelektüel birikim ortaya koymuştur Aliye. Bunu bir kere söyleyelim. Doğu Batı arasında İslam'daki birçok konu dini pratik bir söylem, pratik bir eylem, hatta böyle faydacı, pragmatik, karşılıklı bir ticaret gibi gören belirli bir kesim tırnak içerisinde bizim hiç istemediğimiz ruhban bir kesim için aslında sorunlar içeren de bir metin. Çünkü birazdan da göreceğiz Aliye'nin din, materyalizm ve İslam ile olan bakış açısı temel itibariyle yani odakları bağlama birbirinden farklıdır. Yani dini olan ile İslami olan arasında çok ciddi farklar var. Ali İzzet Begoviç için kitabında bu bağlamda kurmuş. Bir önceki videonun sonunda da söylemiştim. Yani kitabında birçok baskısı var. Bendeki baskı yarım baskısı. 2013'te çıkmıştı. Ben bu kitabı Bosna'ya götürmüştüm. Bosna'da Aliye'nin kabrine gitmek imkanı bulmuştum kitapla birlikte. O yüzden elime aldım. Yoksa çok daha iyi çevirileri olabilir. Tercih edilen başka yayınları da olabilir. Ama genel yapısı kitabın aynı. İki tane temel bölümü var kitabın. Ne anlatıyor? Bunu biraz konuşalım. Yani madem böyle bir tefsir, ilmihal gibi bir şey değil. Aliye kitapları genelde böyle dediğim gibi müstakilen yazılan metinler olmuyorlar ve müstakilen yazılan metinler olmadığı için de hem dezavantaj hem avantaja sahip. Birincisi çok formal, çok belirli düzende kitaplar okumak isteyenler için bazen sorunlar teşkil edebiliyoruz. Özgürlüğe kaçışım birazcık böyle bir metin. Hatırlayanlar için söylüyorum. Burada en azından iki tane temel başlık var. Bu başlıklardan bir tanesi Batı düşüncesinin temelleri. Ana bölümlerimizden bir tanesi. İkinci bölümümüzde İslam ve iki kutuplu birlik. Yani aslında birinci bölümde Aliye Batı medeniyeti, kültür, uygarlık, Batı, sanat, sanat fenomeni gibi böyle birçok konuyu kendi içinde tartışmaya açmıştır. İkinci bölümde ise aslında tüm burada bu kitapta yapmak istediği şey Aliye'nin İslam'ın Batı düşüncesi karşısındaki konumunu belirlemek. Çünkü Aliye Batı felsefesini çok fazla okuyup Batı düşüncesinin temellerini büyük oranda çözmüş bir adam. Belki de onun Bosna Savaşı'ndaki başarısı ve savaştan sonra bu kadar büyük bir travma bütünlüğünün içerisinden Batı'nın göbeğinde bir ülke inşa edebilmesinin temelinde de galiba bu farkındalık yatıyor. Çok ciddi tartışmalara açmış Aliye Doğu Batı arasında İslam'da. Yani böyle üzerinde oturup hakikaten çok uzun atölyeler yapılabilecek bir müstakil kitap. Çok temel çıkış noktaları var. Aliye kitapta şunu söylüyor. Batı dünyası bir kitle kültürü ister diyor. Özellikle de aydınlanma sonrası dönemde akla ön plana çıkartıp akıl üzerinden tırnak içinde özgürleştirici iddiasıyla ortaya konulan toplumsal düzenin aslında aklı tanrısallaştırıp bir kitle yapısı, tek tip bir insan tipine doğru kaydırdığı iddiasını ortaya koyuyor. Buna mukabil doğudan beklenen ve doğunun o güne kadar kabul edilen düşüncesinin ise daha birey yetiştirme, bireysel olma meselesi olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla hani Batı ile İslam arasındaki konumlandırmanın kitlenin karşısına bireyi koyan bir düşünce olması gibi bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla kitabın ilk kısmı bütün dinlerin özünde olan bazı temel ilkeler üzerinde durur. Ama ikinci kısımda birazcık daha İslam dininin genel durumunu ortaya koyar ve burada biraz kafa karıştırıcı bir dualist düşünce meselesi var. Çünkü Ali İzzet Begoviç'in modern dünyada bir takım ideolojik çatışmalara yaptığı atıflarda İslam'ın bu ideolojik çatışmalar karşısındaki konumunu tartışırken üç tane temel dünya görüşü ortaya koyar. Dini görüş, materyalist görüş ve İslamik görüş. Buna göre der ki mesela birinciye göre yani dini görüşe göre yegane varlık ruhtur. Materyalist düşünceye göre maddedir. İslami
Düşünceye göre ise hem ruh hem madde birlikte vardır. Dolayısıyla burada bir dualizmden bahseder. Bunu genelde böyle Aliya'nın biyografilerini okuyanlar biraz takip ederlerse Aliya'nın birçok yapı sökümcü felsefeciden çok fazla etkilendiğini görürsünüz. Yani bunu biraz böyle oturup burada bir yapı söküm nedir gibi hatta böyle daha böyle postmodern izahlar yapmak bu videonun çerçevesini çok genişletir, çok tartışılır. Bir de kimseyi de tatmin edemeyiz. Zaten etmiyor yani. Çoğunlukla bu felsefik tartışmalar biliyorsunuz herkes bir yerinden tutuyor, anlatıyor falan. Çünkü meseleler çok süflü. Fakat Aliya insanın varlık diyelim hatta biz ona varlığın sadece fiziki ya da sadece ruhi bir parçadan oluşacak kadar basit olmadığını, bu ikisiyle alakalı bir takım çıkarımlara ve tespitlere ihtiyaç olduğunu iddia eder. İlginç olan şu ki kitabın yayınlandığı ilk dönem Aliya'nın hapiste olduğu bir dönemdir ve Amerika'da yayınlanır. Sonra da elimize kadar da ulaşır ve hatta belki bir açıdan bakıldığında Aliya'nın hapishane hayatını bitiren, İslam dünyasında özellikle çok fazla yankı bulmasını sağlayan, onu tanıtan en önemli eserlerden bir tanesi de Doğu ve Batı arasında, yani Doğu Batı arasında İslam dediğimiz kitaptır. Ve Aliya'nın temel iddiası tekrar söylüyorum, dualist düşüncedir. Yani sadece dini ya da sadece materyalist düşüncenin değil, İslam'ın da kendi içine materyalist ve dini bir bakış olduğunu ortaya koyması. Hatta belki şöyle bakmak lazım. Aliya İslami bakışa özel bir alan açar. Yani İslami bakış ne sadece temel ontolojik bir dini bakıştır, ne temel ontolojik bir materyalist bakıştır. Dini tamamen pratik eylemlere bağlı bir algı gibi düşünmek de yanlış. Dini tamamen öte dünyaya ait bir unsur olarak düşünmek de yanlış. Bu dualizmi yakalayabilirseniz din olgusunu anlamamız nispeten daha kolaydır gibi bir düşünce ortaya koyar. Daha sonra Batı düşüncesinin biliyorsunuz materyalist dünyanın özellikle tanrısız düşünme noktasındaki en temel iddialarından bir tanesi bir yaratıcı fikrinden uzaklaştıran en güçlü bilimsel teorisi evrim teorisi ya da bizim kullandığımız ifadeyle tekamül dediğimiz meseledir. Tekamül ve yaratma kültür, uygarlık, sanat fenomeni, ahlak ve daha böyle birçok konudan bahseder Aliya. Şu tespiti çok %100 yapıyor bu kitapta. Bir kere ruhu inkar ederek, yok sayarak insan açıklanamaz der. Burada materyalistlere doğrudan bir cepheden bir karşı duruş ortaya koyar ve metafizik meselesini ön plana çıkarır. Ve insanla hayvan arasındaki en temel farkın da manevi, ahlaki ve dini bir tavırda olduğunu ifade eder. Yani sadece insanın düşünüp hayvanın düşünememesi bunu birbirinden ayırmaz. Bunun içerisinde manevi, ahlaki ve dini bir takım unsurlar olduğunu söyler. Hatta bir açıdan bakılırsa dinin olduğu yerde insaniliğin başladığı gibi böyle bir iddia ortaya koyar. Ama bu din, tekrar söylüyorum, ne tek başına materyalist ne tek başına da ruhi bir tavır ortaya koyar. Bu ikisinin ortaya koyabileceği muazzam bir terkipe ihtiyaç olduğunu söyler. Burada hani daha önce de böyle başka bir program meselesiyle anlatmıştım. Onu en çok etkileyen eserlerden biri Bergson'un Yaratıcı Evrimi. Yaratıcı Evrim bu açıdan bakıldığında çok önemli bir eser. Aliya tekamül kavramına doğrudan bir reddiye sunmaz. Bunu bir kere söyleyelim. Evrimin iradi oluşu fikri. Galiba buna en yakın düşüncelerden biri de yakın zamanlarda kaybettiğimiz Teoman Duralı Hoca'da çok fazla dile getirilirdi. Yani tekamül meselesini o şöyle açıklıyordu. Yani özellikle bilimsel manada güçlü bir teori olmakla birlikte bunun insani ve yaratılışla alakalı dini açıdan bakıldığında çok böyle zayıf kaldığını falan söylüyordu. Ama tekamülü reddetmiyordu. Yani iradi bir tekamül, yaratıcı olan bir tekamül ki Aliya'nın eserinde anlattığı tekamül meselesi, evrim meselesi genelde şöyle anlatılmış. Yani bir evrimin var olduğunu kabul ediyor Aliya ama bunun iradesiz olamayacağını söylüyor ve veyahut da bilimsel bir kavram olduğu için şimdi çok alanım olmayan bir konu için ahkam kesemem. Ancak Aliya'nın söylediklerini size anlatabilirim. Şahsi fikrimi sunmak istemiyorum ben burada. Aliya evrimin aslında bizatihi varlığının teknik olarak Tanrı'nın işte öngörülemeyeceği fikri. Dolayısıyla Tanrı'nın azameti ve yaratıcı kavramını ortaya koyabilecek çok güçlü bir teori olduğunu iddia eder. Bunu birazcık farklı bir şekilde anlamak lazım. İnsanın ortaya çıkışıyla, varoluşuyla kültür ve
medeniyet ya da uygarlık diyor o, arasındaki ilişki üzerinde de durmaya gayret eder. Burası çok ilginç bence. Ben özellikle burada bazı alıntılar hazırladım. Ona da böyle bir yandan da bakıyorum ben alıntılara. Çünkü Doğu ve Batı arasında İslam, Türkiye'de böyle verilen bazı okuma listeleri var. Bu okuma listelerinde ısrarla böyle konulur Doğu Batı arasında İslam, ama böyle mahiyeti üzerine maalesef tam manası bir şey sunulamaz. Şöyle bir anlatısı var Aliye'nin, diyor ki insanın diyor alete bir mana yükleyerek ruhunun yansıması sayılan ilk resmi yapması onu diğerlerinden ayıran bir noktanın başlangıcıdır. Bu faaliyet kültür ve sanatın ilk yansımasıdır. Bakın bu kısım önemli, diyor ki böylelikle kitabın özellikle 85-90. Sayfalar arasında anlattığı bir şey bu. Böylelikle insan nerede zuhur ettiyse onunla beraber din ve sanat da zuhur etmiştir. Ben Aliye'nin bu bakış açısını, onu çok etkileyen Şipenkler'in Batı'nın Çöküşü kitabıyla da çok örtüştürürüm. Çünkü Şipenkler Batı'nın Çöküşü kitabında anlattıklarıyla Aliye'ye de çok ciddi tesirler yapmış. Aliye Batı'nın teknolojiyle yükseldiğini, dolayısıyla teknolojik bu ilerlemenin bir yerden sonra durması ya da teknolojinin bizatihi bir silaha dönüşmesiyle Batı'nın da çökeceğini iddia eder. Doğu'nun ya da İslam'ın çökmemesinin yolunun ise aletin üzerinde bir ruh olgusunun, yani materyalist düşüncenin dışında bir olgunun var olması sebebiyle her zaman ayakta kalacağını iddia etmesi gibi bir durum var. Onun Batı karşısında Doğu'nun galip gelebileceğine dair düşüncesinin de bence temelinde birazcık bu yatıyor. Sadece teknolojiden, maddeden, aletten müteşekkil bir medeniyet karşısında bunun çok ötesinde değerlere sahip bir Doğu medeniyeti, Doğu düşüncesinin öyle ya da böyle ayakta kalacağını söylemek lazım. Mesela Aliye bunları işte en iyi ihtimalle 80 öncesinde, belki 60'larda düşünmüştü. Bosna Savaşı'nda Bosnalılar ile Sırplar arasındaki en temel fark burada çıkmıştı. İnanılmaz bir silah gücü vardır Sırpların. Hala tartışılır bu silahlar nereden geldi. Binlerce topun, merminin, günde yüzlerce top mermisinin düştüğü bir Sarajevo'dan bahsediyoruz. Saraybosna'dan bahsediyoruz. Öte taraftan Bosna'nın silah konusunda sıkıntıları var. Fakat teknolojik olarak yukarıdaki bir Batı temsilcisinin, Sırplardan bahsediyorum, karşısında bu silahların ötesinde, örneğin dirayet, örneğin pes etmemek, örneğin esir olmamak, ki bir sürü daha buna ekleyebileceğiz manevi motivasyon, değer var. Değerin bir şekilde galip gelmesi, aslında Bosna Savaşı'nı da bu okuma üzerinden değerlendirdiğimizde Batı'nın çöküşü olarak değerlendirilmesi gerektiği fikrini bizlerde uyandırıyor. Belki Doğu Batı arasındaki İslam'ı okurken düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu. Bakın mesela bir yer var, toplum ve topluluk kısmında diyor ki fertler tarafından meydana getirilen ve menfaat esasına dayanan toplum ile kişilerin beraberlik hissi ve birbirlerine bağlı olduğu topluluk arasında ayrım yapmak gerekir. Bu çok önemli. Fertler arasında meydana getirilen menfaate dayanan toplumla kişilerin beraberlik hissiyle birbirlerine bağlı olduğu topluluk arasında ayrım yapmak gerekir. Toplum maddi ihtiyaca, menfaate, topluluk ise manevi ihtiyaca ve meyle istinad eder. Yani toplum ve topluluk birbirinden çok farklı. Zaten Aliye'nin İslam dünyası üzerine, İslam üzerinden ortaya koyduğu en temel değerlendirmelerden bir tanesi de budur. Yani kitle haline gelmeyen, birey olarak varlığını tamamlamış bir Müslüman tipine ihtiyaç duyuyor. Çünkü Aliye bir kişinin bir toplumda yaratabileceği şeyi çok güçlü bir şekilde anlatır. Ben bunları okurken hep kafamda Nurettin Topçu canlandı. Topçu da malumunuz ben olma, birey olma, hareket etme, yani bir cemiyetin parçası olmak hasebiyle birey olma hareketliliğini bir kenara bırakmak, edilgenleşmek gibi sorunlar, ona göre de, Topçu'ya göre de İslam'ın en temel sorunlarından bir tanesidir. Aliye'nin bir başka eserine atıf yaparsak İslam'ın yeniden doğuşunun sorunları kitabının içerisinde Müslüman mı yetiştiriyoruz, teba mı diye bir yazı var. O yazıda aslında bunun bazı parçalarını da açıyor. Çünkü orada özellikle kitlelerin sahte tanrılara biat ederek, sahte tanrılarla kendilerini var ederek, ki bu sahte tanrı kavramını da işte siyasilerden tutunuz da başka birçok sebeple anlatıyor. Yani kişinin sürekli bir lidere ihtiyaç duyması ve birey olarak kendini bir kurtuluş noktası görmemesinin Müslüman toplumu açısından şu anda en önemli sorun olduğunu söyler. Böyle baktığın zaman kendisini bilge kral denilen bir liderden duymamamız gereken bir şey. Ki belli ki Aliye'nin aslında kendisine isnat edilen bu şeyden çok daha etkilenmediği, tesir bulmadığı da bizim açımızdan çok açıktır. Ali İzzet Begoviç sanat meselesine de burada çok önemli bir yer veriyor.
Estetik, sanat, teknoloji onun için çok çok önemli ve değerli bence. En önemli noktalardan bir tanesi büyük oranda bu. Şöyle diyor, sanat insanın kendini açıklama çabasının en üst seviyesi olarak tanımlanır ve sanatın din ile de sıkı bir ilişkisi olduğunun altını çizer Aliyah. Bu çok önemli. Bizim çok kaybettiğimiz şeylerden biri. Çünkü sanat kendi içerisinde çok ciddi bir varoluş oluşturur. İşte yakın zamanda yine programda da söylemiştim. Özellikle Freud ve Jung gibi düşünce adamları varken bunların yerine Shakespeare'i kendisini Tanrı'ya ulaştıracak kanallardan biri olarak görmesini izah ederken şair insanın hassas antenidir, insanlığın hassas antenidir sözünü söyler. Dolayısıyla şiir, musiki ve sanatın hemen her dalını İslam açısından, din açısından çok önemli görür Aliya. Yani insanın kendini bir şekilde anlaması ve anlatması bu açıdan bakıldığında Aliya açısından değerlidir. Menfaat göstermeyen, gözetmeyen bir hareket insandaki mevcut manevi değerlere bir anlam kazanır, değerlerle bir anlam kazanır. Ahlaklı faaliyete döner. Yani ahlaklı faaliyeti ortaya koyan sonuç değil, kişinin iç dünyasındaki kararıdır. Sanatta da bu durum aynıdır. Eserin yokluğu sanatın olmadığı anlamına gelmez. Yani aslında bizim böyle çok uzun süredir zaman zaman dile getirdiğimiz bir şey var. Çok fazla muvaffakiyete odaklı bir hayat yaşamaya gayret ediyoruz. Hep bir sonuç arıyoruz. Hep bir nihayete ermesi, bir başarı bekliyoruz. Bunu kendime de çok söylüyorum. Çok inandıramıyorum tabii kendimi. Ama gençlere bunu çok söylemek lazım. Şu kısım çok önemli. Eserin yokluğu sanatın olmadığı anlamına gelmez. Buradaki eserin yerine bunu çıkartıp başarıyı da koyabilirsiniz. Muvaffakiyeti de koyabilirsiniz. İlla bir başarınızın, bir muvaffakiyetin olmaması sizin bir sanatçı olmadığınız ya da bunu yeteri kadar önem vermediğiniz manasına gelmez. Bunu bir kere görmek lazım. Bunu da şöyle izah ediyor kitabın 162. sayfasında. Diyor ki iki tane alıntı çok önemli. Rahatını, hürriyetini ve hatta hayatını kaybeden bir kimse nasıl galip olabilir? Bu dünyada olmasa gerek. Dolayısıyla bu ancak yaşadığımız dünyadan her hususta bambaşka bir dünyada olabilir. Bütün peygamber ve vaizlerden daha fazla bunlardır öbür dünyanın habercileri der ve sonra da bir ahlak tasavvuru ortaya koyar ve der ki insan yaptığı değil her şeyden önce istediği ve meylettiği şeydir. Ben bunu çok önemli görüyorum. Tabii bunu söylediği dönem içinde aslında bugün içinde çok radikal bir söylem. Yani radikalden kastettiğim benim kesinlikle kabul ettiğim bir söylem ama insanlara kabul ettirmekte zorlandığımız bir söylem. Çünkü materyalist dünyanın, Batı teknolojisinin her açıdan doğuya hakim olduğu bir dönemde başarıyı ve çok hızlı bir başarıyı özellikle talep ediyoruz. Bunu göz önüne aldığımız zaman da Aliye'nin söyledikleri şeyler çok ütopik geliyor. Ama bu ütopik şeyler Aliye'yi 92-95 arasındaki savaşta da bir araya getiriyor. Çok güzel bir söz var kitapta. O böyle birkaç alıntı hazırladım demiştim. Diyor ki geçmişte din dışı bir toplum mevcut değildir. Bu da gösteriyor ki diyor toplumların sahip olduğu değerler geçmişten günümüze kadar gelen dini kimlikli kültürel öğedir diyor. Harika bir teşbih yapmış. Güneşin diyor çoktan battığı yerde gecenin bütün sıcaklığı yine güneştendir diyor. Yani güneş sizi ısıtır, battıktan sonra bile bu ısı devam ede gelebilir der. İkinci kısımdaki İslam'a dair anlatılar da yine çok çok önemli. Özellikle ilginç bir tespiti var Aliye'nin. Begoviç'e göre diyor ki İslam'ın anlaşılması onun Yahudilik ve Hristiyanlığı içine alan kısımların anlaşılmasından geçer. Evet, inne dine indallahil İslam. Bunu kabul ediyoruz. Lakin bizim İslam'ın içine aldığı, yani öncesinde de semavi din olarak kabul edilen Yahudilik ve Hristiyanlığı da bir tanımamız gerektiğinden bahseder. Dinin dünya üzerinde tesir icra etmesi ancak kendisi de dünyevi, yani en geniş manada siyasi olursa mümkündür. İslam yönünü dünyaya çevirmiş bir dindir diyor. Yani İslam'ı tamamen dünyadan ari, dünya dışındaki bir yapı gibi görmemek lazım. Bu belki bizim materyalist dünyada karşı karşıya olduğumuz murakıplarla asıl mücadeleyi vermemizi sağlayabilir. Ve en sonunda da teslimiyet meselesi. Bu çok önemlidir. Hep söylediğimiz bir şey var. Kadere iman şart ama kaderci olmak yasaktır. Dolayısıyla bu mesele önemli. Teslimiyetin, tevekkülün tam olarak geldiği nokta budur. Kitabın sonunda şöyle söylüyor çünkü Aliya. Ey teslimiyet senin adın İslam'dır diyor. Bazen hakikaten akıntıya böyle
Kulaç atmamak lazım. Böyle akıntıya da bırakabilmek gerekiyor. Tevekkülün geldiği nokta bu açıdan tam burasıdır. Aliya, aslında bu kitapta bir modern Müslüman tipi, ihtiyacımız olan Müslüman tipini ortaya koyar ama bunu yaparken önce Batı'yı tanır. Neyin karşısında bir Müslüman tipine ihtiyacımız olduğu bilir. Tukaka ettiğimiz bir Batı medeniyeti var ama tanımıyoruz. Tırnak içinde tukaka ettiğimiz ideolojiler var ama tanımıyoruz. Ali'ye bunları tanındıktan sonra bir konum belirlenmesi gerektiğini söyler. Bu çok önemli bir bilinç noktasıdır. O yüzden de Doğu Batı arasında İslam hem bir konum belirleme hem de Aliye'nin düşüncesinde nasıl bir İslam ve Müslüman tipine ihtiyacımız olduğunu göstermesi açısından değerlidir. Ama bir noktada uyarıyorum, başıma geliyor yakın zamanlarda yine uyarıyorum. Aliye'nin bir İslam yorumu falan yok. Aliye'nin İslam'ı var, hepimizin İslam'ı var. Aliye bunun doğru bir konuma ihtiyacı olduğunu ama bunu yaparken de Batı düşüncesinin, Batı felsefesinin reddedilmemesi gerektiğini iddia eder. Bunu anlamak için de bu kitabı böyle çok iyi özümsemek lazım, çok iyi okumak lazım. Sonra da üzerine konuşmak lazım. Vesilelerle biz de konuşuyoruz. Umarım dostlar da Aliya'nın o romantik ve tırnak içinde bazen manipülatif aurasının dışında bu fikri ve mütefekkirane dünyasını, entelektüel dünyasını anlamak konusunda çaba gösterirler. Teşekkür ediyorum. İnşallah böyle yakın zamanda okuyan dostlarla da bir iletişime de geçeriz diye umut ediyoruz biz de. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Ben yine böyle az konuşacağız derken bir yardırdık herhalde. Dikkat edelim inşallah bir dahakine. Teşekkür ederiz. Yok hocam, gayet yani şey, normal bir İyi, süre şu anda, tamam. süper. Yani 25 dakika aralığı, Tamam, 26 öncekini dakika. telafi etmiş olalım o zaman ya. Evet, yani o bölümde ben fazla konuştuğum için Eyvallah, bölüm estağfurullah. 40'ı Estağfurullah. gördü. Estağfurullah. Hocam dediğiniz gibi yani bazı isimler ya da bazı isimler, her isim Evet. bizim gibi toplumlarda, ben bizim toplumumuzu aşağılamak için de bunu söylemiyorum ama Yok. hani şu anlamda var. Biz bir insanları taraf yapmayı çok seviyoruz. Pazar malı yapmayı Pazar seviyorum. malı, böyle dillendirmeyi, işte taraf yapmayı, Sahip tarafa çık, göre sahip olmayı. şeyi O bizimdir. satma merakımız var. Evet. Bir illa onu böyle bir satmak için Doğru. onu bir şeye sokmaya. Aliya da aslında böyle bir konu ve Evet. aslında bu kitabı da insanlarda hep böyle işte Aliya'yı İslamcı, şeyci gösteren, okumadığı için yani sadece ismine bakarak Evet. yaptığı şeydi. Bu konuyu, kitabı seçme sebeplerimizden biri de belki Doğru. de esasında buydu. Aliya da konuşulması gerekiyordu ve gerçek anlamda bulunduğumuz dönemin en önemli düşünce adamlarından, en önemli düşünce isimlerinden daha Evet. doğrusu biriydi. Çok güzel açıkladınız. Valla ben İşte onun için. hani Zor değil mi Ali'ye okum ben konuşmak? hocam şöyle bir şey, ben Aliye'yi okudum. Aliye'yi sizinle çok fazla derecede, siz ve Hı. Altan hocamla çok fazla şekilde farklı yerlerden, bir de biliyorsunuz benim sonuç Evet. itibariyle dil tarihteki hocam da hani annem gibi gördüm, Hatice Oruç hocam da profesör doktor. O da Bosna çalıştığı için Evet. çok Boşnak'la da bir araya geldim ve Aliye düşüncesi üzerine de çok şey yaptım. Aslında hani böyle tamamen hayatımı etkilendirir ama içinde çok bulundu. Benim hayatım için çok bulunan bir şeydi. Evet. Bu bölüm 25 dakikada çok güzel açıklayıcı bir şey oldu. İnşallah. Birçok kişiye de bu izlenimi vereceğini düşünüyorum. Eyvallah. Aza sağlık. Eyvallah. Yani çok teşekkür ediyorum. Ben o anlamda teşekkür ediyorum. Yani bu işi Estağfurullah. yapan, videoyu çeken kişi olarak değil de güzel açıklayıcı bir bölüm oldu. İnşallah Yorumlarınız kitabı da çok sever. kıymetli oldu. Yani inşallah okuyanlar da dediğiniz gibi anlama tarafıyla veya bir tarafa çekmeden okuyup da o dayanıp sonra gereksiz yoruma da Düşsün ya düşmeden şey baş başa yaparlar eyvallah. diyelim. Ve uzatmayalım dediğim gibi. Evet. Şimdi hocam 66. bölümü, bu Şeyi bir baba bölümü daha geçtik. geçtik. 66. Bu arada bir daha isterseniz kitabı gösterin de hangi yayın Ya evi, bu bir daha yarın söylesen. yayın evi ama dediğim gibi yeni yeni de çıktı. İşte KTB bastı, Fide'nin var. Yani başka yayın evleri de var. Bu dediğim gibi 2000 önce ben Bosna'ya ilk ya da ikinci gidişimde yanımda götürmüştüm. O yüzden benim için çok kıymetli bir kitap. O yüzden ben bunu seçtim ama her yayın evi olabilir ki genel itibaren zaten başlıkları şunlar bunlar aynıdır yani. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz şey için de. Evet. Şimdi hocam 66'ya dediğim gibi geldik. Doğru. Normalde biz hani hep söylüyoruz. Şey yapıyoruz yani kendi aramızda öyle anlık bir şeyle belirliyoruz kitabı ama herhalde uzun bir aradan sonra ilk defa takipçilerimizin isteği çok olan kitaplardan birini seçtik bu sefer. Evet. Buyurun hocam, ben size bırakıyorum. Çok böyle söyleniyordu. Biz biraz ihmal ediyorduk aslında böyle batı batı gibi de yani Türkçe dışı edebiyatta Biz diyebiliriz Batı bunu. değil miyiz? Biz biliyorsunuz bizde Evet. Türk ve yabancı var. Evet, Türk edebiyatı, Türk yabancı edebiyatı, edebiyatı yabancı ve yabancı edebiyat. edebiyat var. Yabancı Ama edebiyat böyle sonuç yani olarak. yine bize de çok Evet yakın tabii. gördüğümüz böyle Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu çok tartışmalı. Sadık Hidayet de öyle, kitap da öyle. Sonra böyle çok güzel
resimli çizgi romana da şimdi döndü Kör Baykuş. Bir dostumuz da ısrarla Kör Baykuş Tabii yapalım tabii çok demişlerdi. acayip. Birkaç kişi galiba dedi. Bir de Son en böyle son bir hanımefendi mesaj atmış bize Instagram'dan. Hani lütfen yapına getirince ben yani evet artık benim çok sevdiğim bir kitap da işte dedim ya böyle ayda iki video koyunca biraz yavaş gidiyor gibi gelir o 66 oluyormuş. Harika bir Behçet Necatigil çevirisi bu arada. Onu da böyle rahmetle analım. Sonra Behçet Necatigil deyince aklımıza gelen Hilmi Yavuz Hoca'yı yine böyle selamlayalım. Allah ömrüne bereket versin, Amin. sağlık sıhhat versin. Biraz böyle yorucu, biraz sağlık sorunları geçirdi. Şimdi iyi olduğuna dair bilgiler de alıyoruz. Hocaya da selam olsun. Epeydir görüşmedik, özleştik. Kör Baykuş Sadık Hidayet Yapı Kredi Yayınları. Bir sonraki videomuzda inşallah konuşmaya gayret edelim. Eyvallah hocam. Bir sonraki bölüm yine merakla beklediğimiz bir kitap Eyvallah. üzerinden ve çok istek olan bir kitap üzerinden olacak. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Buyurun video sonu için son sözünüz varsa alayım hocam. Yani şöyle aslında bunu ben çok henüz artık söylemek de istemiyorum ama zaman zaman çok iltifata mazhar da oluyoruz ama hani böyle biz de istiyoruz ki biraz daha geniş bir kitleye böyle ulaşalım. Bunu da isteme sebeplerimizden bir tanesi biz bazen bilmeden ihmal ediyoruz bazı kitapları, bazı eserleri filan. Ve şey yani bir dönem çok furya oldu aslında bu kitap incelemeleri falan çok yoğun gidiyor. Ben de böyle zaman zaman ya acaba ben yanlış mı yapıyorum diye izliyorum. Böyle bakınca evet biz biraz iptidai acemi kalıyoruz gibi geliyor falan ama ya dostların desteğini bu noktada bekliyoruz, önerilerini bekliyoruz. Ya unuttuğumuz eserler olabilir. Lütfen önerilerini de sunsunlar. Biz etkileşmeyi seviyoruz. Umarız böyle bu gönül bağını birazcık daha böyle görünür hale de getiririz. Kendinize iyi bakın. Havalar soğuk. Lütfen dikkat edin. Kendinize selam olsun inşallah Eyvallah efendim. hocam. Aynı temennilerle ben de ta izleyenlerimizi, işte kitap yarenlerimizi, us yoldaşlarımızı Eyvallah. bizim türümüzde selamlıyorum. Bir sonraki bölümde, 66. bölümde Sadık Hidayet'le Kör Baykuş'ta görüşmek üzere diyorum. Eyvallah. Esen kalsın herkes hocam. Görüşmek Hayırlı üzere. günler.